Merhaba gençler. Derssarayı.com'un sizler için hazırlamış olduğu yazılı not serisinin devamında 9. sınıf matematik dersinin kolay bir yazılı örneğini şimdi inceleyeceğiz. Bu yazılı örneğimizde kümeler konusundan başlayıp daha sonra EBOB, ECOG konularına kadar uzanacak. Şimdi bu yazılı kağıdımız kolay bir yazılı kağıt. Bunun çözümünü bittikten sonra başka bir videomuzda daha zor bir yazılı kağıdını beraber çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Toplam 10 soru var yazılımızda. Hepsi klasik türde ve kümelerden başlıyor. Birinci soruda alt küme sorusu var. Alt kümenin formülü kısaca şöyleydi. Hatırlamak için yazıyorum. Bir kümenin eleman sayısı n ise alt küme sayısı 2 üzeri n idi. Formülümüz buydu. Şimdi bizim buradaki bir kümemiz yine bir A kümesi olsun. Bu A kümesinin eleman sayısı n artı 2. Ve alt küme sayısı da 2 üzeri n artı 2 eşittir 64 imiş. Şimdi 64'e baktığımız zaman 64 2'nin 6. kuvvet. Üstü sayılardaki bir kuraldan dolayı tabanlar eşitse üstler de eşittir diyoruz ve n artı 2 eşittir 6. Bu 2'yi karşı tarafa eksi olarak gönderirsek n eşittir 4 olarak buluruz. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda bir kartezyen küme sorusu var. İki tane kümemiz var ve buradan bize A kartezyen B, B kartezyen A ve A kartezyen A kümelerini liste yöntemiyle yazınız denilmiş. Şimdi en baştan başlayalım. A kartezyen B kümesi. A kartezyen B kümesinin elemanlarını yazarsak birinci bileşenlerimizi A kümesinden, ikinci bileşenlerimizi B kümesinden alıyoruz. Bunun en kolay yolu ilk önce 1'i yazdık. Daha sonra da B kümesinin bütün elemanlarını sırayla yazarak B kümesindeki elemanlar bittikten sonra tekrar A kümesine yani birinci bileşenimizi değiştiriyoruz. 2B yazacağız. 3A ve 3B. Ve bütün olasılıklarımızı yazmış olduk. Şimdi B kartezyen A diyelim. Gençler şuna dikkat edin. A kartezyen B ile B kartezyen A'nın elemanları farklı. Çünkü birinci bileşenimiz bu sefer B kümesinden olacak. İkinci bileşenlerimiz A kümesinden olacak. A virgül 3, B virgül 1, B virgül 2 ve B virgül 3. Şimdi gelelim A kartezyen A. Yani bütün elemanlarımız A kümesinden olacak. Birinci bileşenler ve ikinci bileşenler. 1,1'den başlıyoruz. Sonra 2,1, 2,2, 2,3 ve devam ediyoruz. 3,1, 3,2 ve 3,3. Şimdi burada hata yapıp yapmadığınızı öğrenmek için gençler elemanları sayarak kontrol edebilirsiniz. A kartezyen B'nin eleman sayısı işte burada buranın eleman sayısı 3. Bunun eleman sayısı 2. Çarptığım zaman 6 tane eleman olacak. Buraya da baktığımızda 6 tane eleman olacak. A kartezyen B 3 çarpı 3'ten buradan da 9 tane eleman olması lazım. Şuraya düzeltelim. 3 çarpı 3'ten 9 tane eleman olacak. Eğer böyle bir soru yazıla karşınıza çıktığı zaman basit bir sorudur. Sırayla karıştırmazsanız eğer kolaylıkla yapabileceğinize inanıyorum. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz evrensel kümenin eleman sayısını bulmayla alakalı bir sorumuzdur. Burada evrensel kümenin tanımından gidersek evrensel kümede şuydu. Bir kümenin içinde
Yani bütün kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme diyorduk. Eğer bizim bir tane A diye bir kümemiz varsa ve bu kümede olmayan elemanlara da biz A'nın tümleyeni diyorduk. Bu iki küme ayrı küme olduğu için ve ikisinin eleman sayısının toplamı da bize evrensel kümenin eleman sayısını veriyor. Aynı şekilde biz A yerine B yazarsak da eğer B'nin eleman sayısı artı B'nin tümleyeni eleman sayısı o yine evrensel kümeyi verir. Şimdi bu bizim tanımımızdan gelen bir şey. Şimdi buradaki verilen ifadeleri alt alta toplarsak eğer o zaman ne gelecek? İki, bir tane A kümesi artı bir tane A'nın tümleyeni artı bir tane B kümesi bir tane B'nin tümleyeni. Ve 26 ile 14'ü topladığımız zaman 40. Şimdi gençler şurası bir tane evrensel kümenin eleman sayısı. Burası da bir tane evrensel kümenin eleman sayısı. Bu iki tane evrensel kümesinin sayısı toplamda 40 ise o zaman bir tanesinin sayısı da 20'ye eşit olur. Şimdi gelelim buraya. Bu da bölünebilme sorusu. Bölünebilme sorusu rakamları farklı. 4, 5, A, B sayısı 15 ile bölündüğüne göre A artı B'nin en büyük değerini bulunuz demiş. Şimdi gençler 15'e bölünebilme kuralımız yok. Bizim 15'e bölünebilme kuralı yerine biz ne yapacağız? 5 ile tam bölünecek. Tam bölünür. 3 ile tam bölünür diyeceğiz. Şimdi niye 5 ile 3'ü seçtik? Çünkü seçeceğimiz sayıların aralarında asal olması gerekiyordu. Yani 1 ile 15 de seçilebilirdi. Ya da eğer buradaki sayı 15 değil 12 diye düşünelim. O zaman da 12'yi 2 ve 6 diye ayırmayacağız. 12'yi 3 ve 4 diye ayıracağız. Çünkü 3 ve 4 aralarında asal olduğu için kuralları birbirinden farklı. Şimdi 5 ile tam bölünür dedik. 5 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. Ne olacaktı? Verilen rakamın sonu ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı tam bölünebilmesi için. 3 ile tam bölünebilme nasıldı kuralı? Verilen sayının rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Şimdi bu iki kuralı hatırladık. Şimdi bizim elimizdeki sayı 4, 5, A, B sayısı. Şimdi rakamları farklı dediği için benim bu sayının son basamağına 5'e bölünebilmesi için ne gelmesi gerekiyor? Ya 0 gelecekti ya 5 gelecekti. Ama rakamları farklı dediği için 5'i alamam. Niye alacağım o zaman sayımda? B yerine sadece 0 alabilirim. Şimdi yine yazalım. 4, 5, A ve 0 oldu. B eşittir 0. Buraya da not alalım mı? Şimdi sayımız bu. B sayısını sadece 0 alabildi. Şimdi geri kalan A sayısını bulabilmek için de 3 ile tam bölünebilme kuralını uyguluyoruz. Yani rakamları toplamın 3'ün katı olacak. O zaman rakamlarını toplayalım. 4 artı 5 artı A artı 0 eşittir 3K. Yani 3'ün katı. Şimdi burayı topladığımız zaman ne oldu? 9 artı A eşittir 3'ün katı. Şimdi 9 3'e bölünüyor. Şimdi ben zaten A'ya verebileceğim değerler 3'ten küçük olması lazım. 0, 1, 2'yi deneyerek bulabilirdim. Şimdi ben 0'ı verirsem 0 ile 9'u topladım 3'e bölünür. Bundan sonra da zaten 3'e bölünebilme ya da 3'ün katı olacağı için sayı artı 3 şeklinde gider. 3, 6 ve 9. Şimdi bize de A artı B'nin en büyük değeri sorulduğu için burada A yerine gelebilecek olan sayılardan en büyük olanı 9'u seçelim. O zaman verilen sayımız 4, 5, 9, 0. Rakamları farklı bir sayı. O zaman A artı B kaç olur ona bakalım. 9 artı 0'dan eşittir 9 olur. Yazalım A artı B. Cevabımız 9. Gelelim 5. soru. 5. soru Ebu Bekok sorusu. Eni 18 metre, boyu 24 metre olan dikdörtgen şeklinde duvara eş kare biçiminde fayans döşenecektir. En az kaç tane fayans gerekir?
Şimdi gençler burada 18 ve 24. Yani şuraya şöyle şeklini de çizelim. Şurası 18, bu uzun kenar 24. Bunun içine küçük küçük kareler şeklinde fayans döşenecekmiş. Bu fayansın en az olabilmesi için bu fayansların bir kenarın en yüksek olması gerekiyor. Büyük parçadan küçük parça istendiği için 18 ve 24'ün ebobuna bakıyoruz. Şimdi 2'ye bölelim. İkisi de 2'ye bölünüyor. 24'ü 2'ye böldük 12. 18'i 2'ye böldük 9. Şimdi 2'ye bölebilirdik ama onun yerine ben 3'e böleceğim. 3'e böldük 4. 12'yi 3'e böldük 4. 3'ü 3'e, 9'u 3'e böldük 3. Şimdi bu geriye kalanların ortak bir böleni olmadığı için ortak olanlar bu ikisi. O zaman ebobumuz 6. O zaman bir tane karenin, kare fayansın bir kenarı 6 yapar. Şuraya da yazalım ebob. 18 ve 24 eşittir 6. O zaman biz buradaki soruda şunu yapıyoruz. Verilen büyük şeklin alanını fayansın alanına böleceğiz. Büyük şeklin alanı 18 çarpı 24. Bizim fayansımızın alanı 6 çarpı 6. Bu ikisini sadeleştirirsek eğer 18'i 6'ya böldük 3, 24'ü 6'ya böldük 4. 3 çarpı 4, 12. O zaman bizim toplam 12 tane fayansa ihtiyacımız var. Gelelim 6. soruya gençler. 6. soru bir sıralı ikili sorusu. Bu sıralı ikili sorusunda şöyle yapacağız. Şöyle biraz kalem rengini değiştireyim. Kırmızı yani birinci bileşeni, birinci bileşene, mavi ile de ikinci bileşeni, ikinci bileşene eşitleyeceğiz. Şimdi ilk önce mavi yapalım. Y artı 2 eşittir 7. 2'yi bu tarafa attık. Y eşittir 5. Kırmızıyla da birinci bileşeni hesaplayalım. 3x artı 5 eşittir eksi 1. 5'i bu tarafa attık. 3x, 5 oraya eksi 5 olarak geçecek. Eşittir eksi 6. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman x eşittir eksi 2. Bize x'i ye sıralı ikilisini bul diyor. O zaman cevabımız eksi 2 virgül 5. Bu soruyu da tamamladık gençler. Gelelim 7. soru. 7. soru bir eşitsizlik sorusu. Bu eşitsizlikte bizim bilinmeyenimiz ortada ve alttan ve üstten sınırlı. Biz bunu çözerken şöyle yapacağız. Bu ortadaki x'i yalnız başına bırakmaya çalışıyoruz. Onun için de buradaki artı 10 varsa her yere eksi 10 ekleyeceğiz. Sırayla yazalım yine sorumuzu aynen yazalım. 2, 10 artı 2x, o da küçüktür 20. Şimdi her taraftan kaç çıkarıyoruz? Eksi 10. Eksi 10. Eksi 10. Eğer böyle üçlü bir eşitsizlik varsa bu şekilde çözmeniz daha kolay olur. 2'den eksi 10 çıktı. Eksi 8. 10'dan 10 çıktı. Burada kaldı sadece 2x. Ve 20'den de 10 çıktı. Cevabımız 10. Şimdi x'in yanında 2 ile çarpılmış. O zaman biz hepsini 2'ye bölüyoruz. 2'ye de bölersek eksi 8'i 2'ye böldük. Eksi 4. Küçüktür x. O da küçüktür. Onu da 2'ye böldük. 5. Cevabımız eksi 4 ile 5 arasında. Şimdi buradaki x'i bize tam sayı olarak dememiş. Eğer ya da doğal sayı olarak da dememiş. Böyle bir ayrım yapmıyorsa buradaki x'imiz bir reel sayıdır. Ve bu x'in çözüm kümesini bulurken de aralık şeklinde yapmamız gerekiyor. Çözüm kümemiz o zaman eksi 4 ile 5 arası. İkisinde de eşitlik olmadığı için pardon burası normal parantez yapıyoruz. Gelelim 8. sorusuna. 8. soruda bir kümelerde eleman sayı, birleşim kümesinin eleman sayısını soruyor. Şimdi buradaki A kümesini, B kümesini, kesişimi ve birleşimi vermiş. Şimdi bunların hepsini içeren bir formülümüz var. Şimdi bu formülü hatırlayalım. Bu formül neydi? A ile B'nin eleman sayısı eşittir A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi
Eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Gençler sırayla yazalım yine. Şimdi A'nın A birleşim B'nin eleman sayısı 5X artı 10. Eşittir. A'nın eleman sayısı 3X artı 10. B'nin eleman sayısı X artı 18. Eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Eksi 12. Şimdi şurayı toplayalım. Burada kaç tane x var? Toplam 4 tane. Artı 10, eksi 10, artı 18 daha, artı 28. 28'den de 12'yi çıkardığımız zaman gençler artı 16 yapıyor. Burada da 5x artı 10 var. Şimdi x'ler ne tarafta daha büyük? Pozitif olarak bu sol tarafta. O zaman bu 4x'i bu tarafa, onu da bu tarafa atarsak eğer 5x eksi 4x 16 eksi 10. Yani buradan x eşittir 6'yı bulmuş oluruz. Ama cevabımız x mi? Hayır. Bizim cevabımız A'nın eleman sayısı. Bu x'i götürüp yerine koymamız lazım. A'nın eleman sayısı 3x artı 10. Ve x'imiz de 6 olduğuna göre 3 çarpı 6 artı 10 eşittir 28 yapar gençler. Gelelim 9. sorumuza. 9. sorumuz bir nöbet sorusu. Burada 2 kişi olduğu için bu 2 kişinin tuttuğu günlerin ek okuna bakmamız gerekiyor. 12 ve 15'in ek okuna. Şimdi sırayla başlayalım. 2'ye böldük 6. Burada 15 kaldı. 2'ye böldük 3. Burada yine 15 kaldı. Sonra 3'e böldük 1. Burası 5. Sonra 5'e böldük 1. Şimdi bunların hepsini çarpacağız. Ekok 12,15 eşittir. 2 kere 2 4. Çarpı 3 12. 12 çarpı 5 de ya da şöyle hepsini sırayla yazalım. Eşittir aş olarak bulduk. Şimdi biz burada kaçıncı nöbet olduğunu bilemediğimiz için bu nöbetleri teker teker sırayla bulalım. 60'ı ilk önce 7'ye bölelim. Haftanın günü 7 gün olduğu için tekrar sayımız 7. 7 60'ın içinde 7. 8 defa var. 8 kere 7. 56 kalan 4. O zaman burada şey yapalım. Pazartesi günü tuttu ilk nöbetini. İkinci nöbetini 4 gün sonra tutacak. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu ikinci nöbet. Cuma'dan sonra yine bir 4 gün sayalım. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Bu da beraber tuttukları ikinci nöbet. Burası birinci nöbet, burası ikinci nöbet, burası üçüncü nöbet. Zaten birinci günü tuttukları için üçüncü nöbete de toplam 120 gün yapar gençler. 60 çarpı 2 dersek toplam 120 gün iç sonra bunlar birlikte ilk nöbetlerini tutarlar. Gelelim 10. soruya. Bir tatlıcıya giden, 10. sorumuzda bir küme sorusu. Bir tatlıcıya giden 20 kişiden 12'si künefe, 9'u baklava, 5'i hem künefe hem baklava yemiştir. Şimdi burada iki tane kümemizi çizelim. Burası künefe yiyenlerin, burası da baklava yiyenlerin kümesi olsun. Şimdi bu soruları çözerken ilk önce kesişimi yazmamız gerekiyor. 5'i hem künefe hem baklava yemiştir. O zaman 5 kişiyi buraya yazdık. Sonra 9 kişi baklava yemiş. O zaman 5'i buradaysa buraya da kaldı. Sadece baklava yiyen 4 kişi. Ve 12 kişi künefe yemiş. Ve 12 kişi künefe yemiş. 5'i burada zaten yemişti. 12 eksi 5'ten de buraya da kaldı 7. Sadece künefe yiyenler. Şimdi bizim burası toplam evrensel küme çizdiğimiz zaman da bize burada kalan x'i soruyor. Şimdi toplayalım. 7, 5 daha 12. 12, 4 daha 16. 20 yapması için de buraya kaldı 4. Bunu işlemle yapmak istersek de şöyle. 7 artı 5 artı 4 artı x eşittir 20. 16 artı x eşittir 20.
16'yı bu tarafa atarsak da x eşittir 4. Gençler, şimdi 10. sorumuzu da çözdükten sonra yazılımımız bitti. Bundan sonraki videomuzda da daha zor olan ve konusu üslü sayılar ya da köklü sayılara kadar gelmiş olan bir yazılı sorusunu çözeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Yazılı da size kolay gelsin.